Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yayınladığı grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. D şıkkından başlayalım. 1961 yılında Asya Pasifik'te nüfus fazla olmasına rağmen bu bölgede kişi başına düşen ayak Ekolojik ayak izi diğer bölgelere göre daha azdır diyor. Şimdi 1961 yılının grafiğine baktığımızda nüfusu fazla bakın Asya Pasifik sarı renkli ama ekolojik ayak izi diğerlerinden daha az. 1961 ve 2008 yıllarında kişi başına düşen en yüksek ekolojik ayak izi bakın kırmızı ile gösterilen Kuzey Amerika bölgesine ait. 2008 yılında grafikte verilen bölgelerin toplam nüfusu 61 yılına kıyasla artmıştır diyor. Evet bakın Yatay yer nüfusu gösteriyor. Bakın her ülkede ne var? Bu nüfus yerinde bir genişleme var, yani artma var. Ekolojik ayak izinin artmasının sebebi insanların doğaya saldığı karbon gazlarıdır diyor. Şimdi grafiklere bakarak arkadaşlar ekolojik ayak izinin artmasının sebebini bulamayız. Bu nedenle bu ifade yanlış olacaktır. Cevabımız aşkım. Bir araştırmacı grubu, Avrupa'da ortalama sıcaklığın 0,8 derece Celsius arttığını tespit etti. Kelebeklerin sıcaklık değişimlerine duyarlı olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, sıcaklık değişikliklerinin kelebeklerin yayılış aralıklarını etkileyip etkilemediklerini belirlemek için Avrupa'daki 35 kelebek türünün yayılış aralıkları ile ilgili tarihsel verileri incelediler. Araştırma sonucunda araştırılan kelebek türlerinin %60'dan fazlasının yayılış sınırlarını 240 km kuzeye doğru yer değiştirdiğini belirlemişler. Buna göre yapılan araştırmanın hipotezi ve araştırma sonucu hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi hipotez burada kelebeklerin yayılış sınırının ısınmanın etkisiyle değişip değişmediği olacaktır. Buradan B ve D şıkkını eledik. Peki sıcaklıktaki değişiklik neye yol açmış arkadaşlar? Yayılış sınırlarını kuzeye doğru yer değiştirdiğini belirlemiş. Yani sıcaklıktaki değişik değişiklik bu canlıların kelebek türlerinden bahsediyor burada. Canlıların dağılışını etkilemekte. Buradan cevabımız aşık olacaktır. Sinemin yaptığı deneyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Bu deney için kullanılabilecek en uygun bitki elodea bitkisidir diyor. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Yani en uygun bitkinin elodea bitkisi olduğu ile ilgili herhangi bir çıkarım yapamıyorum. Deney sonucunda bitkilerin ışık olmadan da solunum yapabildiği tespit edilmiştir diyor. Burada ışık şiddeti ve fotosantez hızı ile ilgili grafik verilmiş. E, bu durumda evet bitkiler ışık olmadan da solunum yapar ama deneye baktığımızda e, fotosentez hızı verilmiş sadece. Solunum hızı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu durumda bu ifadeye de ulaşamıyoruz. Işık şiddeti arttıkça deney tüpünde içinde biriken karbondioksit gazı miktarı artmıştır diyor. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar. Bunun için bitki daha fazla karbondioksit kullanır. Yani tüp içinde biriken karbondioksit gazı miktarı artmayacaktır. Işık şiddeti arttıkça deney tüpü içinde biriken oksijen gazı miktarı önce artacaktır çünkü fotosentez hızı önce artıyor, sonrasında ise sabit kalıyor. Bu ifade doğru. Cevabımız değişik. Verilen bilgilere göre Ahmet'in karbon ayak izini ilişkin yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım Dünya ortalamasının üstündedir demiş. Dünyada kişi başına düşen karbon ayak izi miktarı ortalama 4 ton. Ama burada arkadaşlar Ahmet'inki 32,98 ton olarak dünya ortalamasının çok da üstünde olduğunu gösteriyor. Karbon ayak izi miktarını azaltmak için uçuş sayısını azaltmalıdır diyor. Şimdi uçuşlarda 23 oranında yüksek miktarda arkadaşlar e, karbon ayak izi mevcut. Bu durumda uçuş sayısını azaltması gerekiyor karbon ayak izi miktarını e, azaltabilmek için. Endüstrileşmiş ülkelerde kişi başına düşen karbon ayak izi miktarının yaklaşık 3 katıdır diyor. Burada endüstrileşmiş ülkelerde kişi başına düşen karbon Ayak izi miktarı 11 tondur. Ahmet'inki ise 32,98 yani yaklaşık 33. Bakın 11'in 3 katı kadar. C şıkkındaki ifade de doğru. Uçak yerine başka bir ulaşım aracını tercih ederse dünya çapında hedeflenen karbon ayak izi miktarını tutturabilir diyor. Şimdi burada arkadaşlar 4 ton 33'e göre çok daha düşük bir rakam. Yalnızca uçak yerine başka bir ulaşım aracını tercih etmesi bu miktara yaklaşmasını sağlamaz. Buradan cevabımız değişik olacaktır. Bitki yapraklarında fotosantez sonucu üretilen besinlerin biriktirilip biriktirilmediğini belirlemek için yapılan deneyin aşamaları aşağıda açıklanmış. Bitkiden koparılan bir yaprakta birinci ve ikinci durumun ortaya çıkmasının nedenleri Hangisinde doğru belirtilmiştir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Behere konulan suya bitkiden koparılan yeşil renkli yaprak atılmış ve beherdeki su bir süre sonra kaynatılmış halde bekletilmiş. Test tüpüne konulan Etande yani etil alkole birinci aşamada kaynatılmış sudan çıkarılan yaprak atılıyor. Beherdeki su ısıtılarak test tüpündeki etil alkolün kaynatılması sağlanıyor ve yaprak kaynayan etil alkolde bir süre bekletiliyor. Etil alkolden çıkarılan yaprak soğuk su banyosunda bekletiliyor ve renginin değiştiği gözleniyor. Renk değiştiren yaprağa iot çözeltisi damlatılıyor. Yaprakta besin birikme ve birikmeme durumuna göre renk değişimi gözleniyor. Birinci durumda besin yok. İkinci durumda ise besin var. Birinci durumda besin yokmuş arkadaşlar. Eğer karbondioksit varsa sıcaklık uygunsa yeşil ışıkta da yine fotosentez yapacak hızlı hızı düşük de olsa ve besin olacaktır. A şıkkını buradan eledim. Karbondioksit var sıcaklık çok düşük ve beyaz ışık kullanılıyor diyor. Bakın düşük sıcaklıkta, yüksek sıcaklıkta fotosentezi etkiler. Bu durumda B şıkkını da eledik arkadaşlar. D şıkkında karbondioksit yok. O zaman fotosentez olmayacak. Buraya bakıyoruz. Karbondioksit yok yine fotosentez olmaz ama ikinci durumda besin var görülüyor. C şıkkında karbondioksit yoksa Besin de yoktur, doğru. Karbondioksit var. Sıcaklık uygun ve kırmızı ışıkta da fotosentez gerçekleştirdiği için besin olacaktır. Buradan cevabımız C şıkkı.